Türkiye'de seçim anketiyle haberi birleştiren frekans tarafsız haber Badış Biner'de. Şimdi bir son dakika anket çalışması var. Medyaya yansıdı ve sizlere buradan bir gün kaynağından aktaracağım ve en güvenilir anket firmalarından bir tanesi Kemal Özkiraz'ın Avrasya Anket firmasında sonuçları geldi. Bir gün kaynağından aktarıyorum, yorum, yorum. Avrasya'nın anket sonuçları büyük bir önem taşıyor benim için. Erken seçim partilerin oy potansiyeli kararsızlar dağıtılmadan önceki tablo şöyle CHP birinci parti kararsızlar dağıtılmadan önce %28 AKP %27.1 ile ikinci sırada İYİ Parti %11.6 ile 3. sırada HDP %9, MHP %5.4, DEVA %4.3, Zafer Partisi %2 ve büyük bir bomba olduğunu söyleyebilirim. İlk defa Zafer Partisi'ni bir ankette %1'in üstünde görüyorum ve üstelik kararsızlar dağıtılmadan önceki tabloda Avrasya ankette. Gelecek Partisi %1.7, Saadet Partisi %0.8, Yeniden Rafah Partisi... %0.7 tip, %0.5 diğerleri %0.5 ve kararsızlar 8.3 ve şimdi kararsızlar dağıtıldıktan sonraki tablo ve ondan sonra cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları gelecek. Tarafsız Ber Barış biner farkıyla ekranlarınızda. Değerli izleyiciler, kararsızlar dağıtıldıktan sonra hangi partiye oy verirsiniz? Evet CHP burada da birinci parti dağıtıldıktan sonra da AKP'yi geçiyor. Geçiyor. Manşetimizi atabiliriz. CHP birinci parti ve AKP aylar sonra nihayet ikinci sıraya düştü. Ukrayna Rusya savaşında Erdoğan'ın arabulucu çalışmalarında birkaç puan aldığını gördüğümüz AKP yeniden yeniden aylar sonra Avrasya anketleri ikinci sırada işte kararsızlar dağıtıldıktan sonraki tablo CHP 30.5 Birinci sırada AKP 29.5 1 puan gerisinde CHP'nin İYİ Parti 12.6'da 13 bandında burada Avrasya anketi bir takım anketlerde 15-17'yi gördüğünü görmüştük. İYİ Parti'nin HDP 9.9 ve MHP 5.7 işin ilginç yanı da şu o e, AKP 29.5, MHP 5.5 ve 35 ikisinin oy toplamı oldukça düşük. Cumhuriyet İttifakı için oldukça karamsız. Aksar bir tablo Cumhuriyet İttifakı gidiyor şeklinde de bir manşet atılabilir seçime yaklaşık bir yıl kala. Ve işin ilginç tarafı Deva Partisi'nde bir yükselme var. 4.7 neredeyse 5 barajına dayanmış durumda. Bunda son dönemde Ali Babacan'ın yapmış olduğu açıklamaların etkisi var. Logosuyla seçime geleceklerini açıklamıştı. Ve... Zafer Partisi'ni 2.2 ile görüyoruz. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Zafer Partisi'ni ilk defa bir ankette 2'nin üzerinde görüyoruz. Zafer Partisi taraftarları oldukça sevinecek. Daha şimdiden 2 ise seçime kadar 7 varajına yaklaşacaklar muhtemelen. Gelecek Partisi 1.9, Saadet 0.9, Yeniden Rafa 0.7, Tip Kararsızlar dağıtılsa da 0.5 küçük bir düşüş var son dönemde. Tip muhalefetin gündemini adeta Zafer Partisi aldı ki seçmen portföyleri oldukça farklı bunu zaten biliyorsunuz. Ve diğer tüm partiler %2 o içerisinde Hüdapar Vatan Partisi gibi partilerin olduğu. Şimdi geliyoruz Cumhurbaşkanlığı seçimine. Mansur Yavaş aday gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz sorusuna. Mansur Yavaş %43.5 kararsızım ama büyük ihtimalle Mansur Yavaş artı 8.5. Recep Tayyip Erdoğan %33 kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan oy veririm diyen yani seçmen grubu da %5.5 33'e ilave olarak eklesek bile Mansur Yavaş'a yaklaşamıyor. Oy kullanmam diyen seçmenler 9.6. Mansur Yavaş 43.5. Recep Tayyip Erdoğan %33. Kararsızları bir kenara bırakacak olursak Mansur Yavaş ham oylarda 12 puan önde. Ve Zafer Partisi'nin Mansur Yavaş adayımız çıkışıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir önceki anketteki olası oy oranında düşüş yaşandığını söylemiş. Öz Erdoğan'ın oy oranında yaklaşık 4 puanlıkta bir düşüş gördüğünü söylemiş. Ee, Zafer Partisi'ndeki Mansur Yavaş adayımız çıkışı Mansur Yavaş'a kaybettirmiş demiş Özgür ve bununla birlikte Erdoğan da oy kaybediyor. Yavaş'ın toplam oyunun %52 kararsızlar dağıtıldıktan sonra Erdoğan ise 32'de kalıyor ki yine Yavaş önde açık arayla Kılıçdaroğlu Erdoğan kıyaslamasında Kemal Kılıçdaroğlu %43.1 kararsızım ama büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu'na veririm diyenler 8.2 Erdoğan 33.2 kararsızım ama büyük ihtimalle Erdoğan'a veririm diyenler sadece %7, oy kullanmam diyenler 8,5 Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam oyu %51.3 Erdoğan'ın oyu 40.2 ve Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a 11 puan fark atıyor. Ve son dönemde Karadeniz gezisiyle gündeme gelen Ekrem İmamoğlu'nun oranlarına bakacağız. Şimdi bakalım düşmüş mü artmış mı? Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin şatı adayı Ekrem İmamoğlu gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz sorusuna Ekrem İmamoğlu diyenler 44.8, kararsızım ama büyük ihtimalle İmamoğlu diyenler 8.9. Erdoğan diyenler İmamoğlu karşısında 32.7 kararsızım ama Erdoğan'a oy veririm diyenler 6.7 oy kullanmam diyenler 7.5 ham oylar bunlar kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu 3.7 Erdoğan'ın oyu da 38.8 oluyor hem İmamoğlu hem Yavaş hem Kılıçdaroğlu kazanıyor tarafsız haber Barış Bina.